Arkadaşlar iyi akşamlar. Ali abi, Erkan abi. Akşamlar. Kelebek moda yine beklenildiği üzere galibiyet aldı. Yine farklı bir skor. 10 maçta 100 gol açtı. Maç ortalaması da hani maça vurduğun zaman 10 golü geçti. Bu gerçekten büyük bir rakam. Çok çoğu takımın ulaşamayacağı, hatta göremeyeceği bir rakam. Öncelikle maç hakkındaki görüşlerinizi alayım ikinizden de. Ondan sonra bazı sorularım gelecek. Maç hakkındaki görüşlerim arkadaşlar nereye giriyorsun? İlk başta maça bayağı coşkulu başladı rakip takım. Önde baskı yaparak. Biraz ilk 5 dakika bir bocaladık baskı yapabilmek O ilk 10 için. dakika Ondan rakibin sonra hırsı. Arkadaşlara gerekli talimatı vererek, arkadaşlar gerek yok, biz kaliteli bir takım olduğumuz için ayağa top yaparak rakibi yorduk. O yüzden yorunca da rakip takım oyundan düştü ve skor açılmış oldu. 13'e 3 gibi sanırım, tam hatırlamıyorum ama 13'e 3 olması lazım. Çok rahat bir galibiyet aldık diyebilirim son 20 dakikada. Arkadaşlar biraz daha ciddiyetli olsaydı belki bir 5-6 tane de ekstradan golümüz olabilirdi bugün maç için. Rakip takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Gayet centilmen. Onlar da 4. maçını yaptı. Gerçekten evet. Biraz tatlı sert. İki takım da futbolu topa sert oynadığı için güzel bir maç oldu. Sertlik olacak futbol içinde. Erkan abi, senden de ufak bir maç görüşü alayım. Bence de güzel maç oldu. O konudayım ben de. Bizim takımın artısı şu. Herkesin bireysel ayrı ayrı bir özellikleri var. Ben kanımca yaş ortalamamızın yüksek olmasına rağmen bu sahada bu yeteneklerimizi yansıtarak maçları kazandığımızı düşünüyorum. Gayet de başarılı buluyorum. Rakip arkadaşlar da güzeldi. Centilmence güzel bir maç oldu. Yani çoğu genç takıma taş çıkartırcasına güzel bir oyun. Ya yaş ortalaması da kaleci hariç. Evet. 37-38 yaş ortalaması hakikaten muazzam bir futbol. Herkesin artık sorduğu soru, kelebek moda nereye gidiyor? Evet. 10 maçta 9 galibiyet. Zannedersem bir La Masia beraberliği. Onda da son dakikalarda son galiba dakikada, verilen bir şey. Buradan bir de şu maçın yıldızını da konuşalım biraz. Mustafa hakikaten... Mustafa arkadaşım. 40 yaşına rağmen yani bir 20 yaşta geç delikanlı arkadaşlarımıza taş çıkartacak. Mücadele ediyor, şut çekiyor, top alıyor, top veriyor. Sertliklere de biraz maruz kaldı bugün yeteneklerine. Çünkü oyun yapısı itibariyle ben yaklaşık bu 3. senem rakip bulda. 2 TL Olimpiyat, 2 TL Cem Spor adına da katılmıştık. Yani ben yaş itibarı olarak baktığım zaman, yaşlı demeyeyim de yani kaleye dönük belki rakip bulun en iyi forveti bence. Yani kaleye dönük forvet olarak 1 numara bence Mustafa arkadaşımız. Aynı zamanda dansöz Mustafa derler. Peki 10 maç artık galibiyet alındı. Yine lider, uzak ara liderliğiniz devam ediyor. Periyotta şöyle kendinizi artık rakip gördüğünüz bir takım var mı? Çünkü hakikaten artık kelebek moda sıyrılmaya başladı yavaş yavaş. Üst sıraya da konmaya başladı. Artık böyle büyük takımları da vurup arayıcı açma düşünceniz var mı yoksa? Benim bundan 3 hafta veya 4 hafta önce yaptığımız röportajda hedefimiz 18 maçta yenilmemek. 18 maçta yenilmediğimiz zaman zaten bize imkanı yok, kimsenin yetişemeyeceği 18 maç amacımız. Şu anda kaldı 8 maçımız. 8 maçta en az 6'sını alırsak yaklaşık en yakın rakibimize bir 20 puan playofflara kadar yani garantilemiş oluruz playoffları. Zaten grubun da artık lideri olacağınız diğer takımlar tarafından da biraz benimsendi. Yapılan maçlar iki takımların aldığı sonuçlardan da görülüyor. Herhalde kelebek moda playoff öncesi uzak ara lider girecek gibi görünüyor. İnşallah. Görünüşü. Peki kaleci askere gidecek diye bir duyum aldım kendisinden. Kalecimiz askere giderse var. Ahmet var bizim iki tane olimpiyat. İki tane olimpiyatın kalecisi evet, Ahmet. Ahmet'i düşünüyoruz şu anda, var adaylarda. Playoff öncesi bir transfer evet, kaleye olur herhalde. Evet. Başka bir transfer yok gibi artık görünüyor. Şunu da söylemek istiyorum. Rakip bulda şu ana kadar 10 maç içerisinde araştırılabilir. 10 maç sabit kadroyla hiç değişmeden tek takım biz ilk maçtan itibaren ilk değişmeyen bir kadro. Sürekli aynı bir kadro. Aynı kadro, aynı istikrar. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi ilerine layık oluruz. Peki arkadaşlar, iyi akşamlar, başarılar lig için. Teşekkürler.